arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar Sarıgeçli'ye geldim. Birazdan sen ne yapıyorsun? Tırnak bakımı ve kesimi yapacağız. Yok abi ben köylerdeyim ya. Artık köylerdeyim ben. Travayımızı güçlendirdik arkadaşlar. Yeniledik. Bundan sonra daha rahat bir şekilde daha konforlu bir kesim ve bakım yapacağız. Burası Can kardeşim Aydınlar köyü. Evet, Sarıgeçili abi. Diğer adı Sarıgeçili. Evet. Burası da bir yörük köyü. Yörük köyü Sarıgeçili şey yörüğü. Yörükler kendi arasında biliyorsunuz Tekeli, Sarıgeçili, Karageçili diye ayrılıyor. Bunlar da Sarıgeçili aşiretinden arkadaşlar. Yine Oğuz boyuna bağlı. Abi. Yörüklerin hepsinde boyu olduğu gibi Oğuz boyuna bağlı. İşte Selçuklu döneminde Anadolu'ya giriş yapan ve daha öncesi de olabilir yörüklerden. Evet. Doğru geliyor düzgün gel. Gel doğru gel. Çıkar tanemi güne yanaştırdı. Gel. Kır tam kır öbür tarafa. Öbür tarafa. Evet arkadaşlar tırnak bakımı yapacağımız işletmeye geldik. Gördüğünüz gibi bizim yörükler yine keyifli bir şekilde evini böyle tam etrafa bakabileceği en yüksek tepeye koymuşlar. Zaten evler genelde hep yüksek tepelerde olur. Travayımız gördüğünüz gibi basit bir şekilde getirdik, yerleştirdik. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Ne abi? Evet. Kimin için? Altı şey. Gördüğünüz gibi basit bir şekilde arkadaşlar. Dizayn ettik, yeniledik. Evet. Bu kısım hayvanın kafasının dışarıya çıkacağı kısım. Hamile olduğu için getirdim. Ben ya. Evet. Burada da bu şekilde çıkıyor. Her şey çıkıyor. Tamam. Peki belki ısırmasın bizi? Yok. Paşa hadi git oraya. İçeriden saklanmıştı çıktı ama. İçeriden mi çıktı? Aynen. Traktörümüz orijinal. Tamam. Kaç model? Tam yörük traktörü ha. Kaç model? 84. 480 S8. 480'lar vardı bu sonradan çıktı. En tutulan modellerinden bu. Amca ne kadar bu traktörün fiyatı şu an? Ya fiyatını ben de bilmiyorum. Çok yükseldi değil mi? Evet. En az bir 3 sene önce 23 aldım. 3 yıl önce 23 bin liraydı. Beleş almışsın galiba. Şu an 150-200 bin civarında var. Yok. 150-130. 100 var mıdır? Aynen. Tabii. Yok, 100 bin lira. Yok mal temiz. Abi temiz. Tekerler bile temiz. Nassa'dan. Tabii. Yeni herhalde tekerleri yenilemişsin. Yeni araç değerlenince. Yörük traktör abi ha orada belir. Yörükler çok kullanıyor bunu. Çok sever ha. İnek bizden korkuyor. Güvenler şey yoktur. İşleyelim. Sen durmaz gel. Hadi gel. Gel. Tırnaklar uzamış. Gel. Hayvan topallıyor. Şimdi hemen kapatın gelin. Tamam. Dur sen. Dur ayağını atsın ondan sonra. Biraz daha. Oh. Biraz daha. Dur ayağı aşağıda kaldı. Hadi. Şuna ha. Ovo. Evet. Sık biraz. Gebe mi hayvan? Gebe abi 5 aylık. Böyle tamam, iyi herhalde çok, değil mi? Tamam. Böyle iyi. Tamam. Tamam şimdi arka şeyini alalım baba. Kocaman bir kene yapışmış daha ya. Hani? Aha gel. Üf, tam da süt damarına yapışmış. Tamam süt alacağı noktayı nasıl biliyor abi? Kenenin büyüklüğüne bak. Kan alacak oradan. Devasa bir kene. Tamam. Getir onu öldürek daha ya. Dur en son. En son dur, elleme. Çekme çekilmez. Abi niye elleme. Çektin daha ya? Elinle. Çekilmez. Elinle yani. Alma. Keneden. Hı?
Kanattı. Evet, tam damara denk gelmiş. Tam damardan serum. Emiyor gibi emiyordu vallahi. Bulmuş yuvayı. Emmiş. Başka kere var mıymış? Bak bak. Tırnağı nasıl dönmüş hayvan tırnağı. Yavaş yavaş ağır ağır. Orayı aman ha. Yavaş. Ne abi? Yavaş 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 bekle. Bekle. Evet, tırnağının altına giriyor mu? Evet, tırnak. Tırnak çok kötü. Tam şeyi getirerek malzemeleri ağır. Tırnak çok kötü abi. Şuradan da bir iple burayı şey yapalım. Bir ip daha var mı abi? Bir ip daha versem. Aa. Evet. Şöyle. Şu boku atacak daha iyi. Sen bu taraftan canım. Kaç sen abi? Orası şeyler kubu. Şeylerimiz nereden bak tırnak şeylerimiz. Anlatın abi. Şuralara bakalım da hayvanın problemini görelim. Oo. Görüyor musun? Aralara taş girmiş, tırnak dönmüş. Çok kötü olmuş. Vallahi gel. Tırnak nasıl dönmüş? Kırıldıydı o. Betona basınca kırılmış. Evet, bundan dönmüş düzgün. Ben iki yapamadım. Daha kadar daha bir şey. Dur. Bıçağımız olsaydı. Hı? Bıçağımız olsaydı öpür. Aa, var abi yanımızda. Var var. Aa, işte onu takmak. Buna takabilir miyiz? Takamayız. Öbür bıçağı mı? He. Yok yok, o sıkıntılı biraz. Sıkıntılı değil mi? Şey, takmaz sıkıntılı. Takmaz. Altaydan altaya dengeli tırnak bakımı yapılacak daha hayvanlara. Ne demeyin ya? Geleyim gidelim. Dedim ya ben Mehmet abiye. Daha önce tırnak dönmüş. Ver. Tırnağı içeriden dönmüş. Burada iltihaplama. Taş girmiş aralara. Gördün mü? Yılmaz gel hele. Benim el. Dur abi. Aralara taş girmiş. Şu noktaya doğru. Görüyor musun? Şuralarda taşlar var. Sürekli hayvana ağrı, acı sızı verir. Yılmaz sen ayağını bir bana uzaklaştır. Olmaz hocam. Bıçak. Yarım kilo et alıp. Bıçak at. Yarım kilo et çıkmaz bacaktan. Dediğim gibi burayı bir dahaki sefer düzeltiş yapacağız. Şöyle. Şöyle. Şöyle yapalım baba. Çekik. Evet.
Bırak bak. Şöyle. Şöyle. Şöyle bakalım. Şurayı biraz alalım Yılmaz. Şurayı ineceğim de ucundan da biraz alalım. Şura. Orayı bayağı düzelttik. Şu kara yerde ne var orada? Orak çürük. Orak çürük işte. Dönmüş ya taylak. Adidas'tan. Ayağını çek baba. Gel abi. Adidas'tan mı yani? Ya Adidas'a benzettim. Beyaz spor ayakkabısı. O mantıklı. Değil mi? Tabii. Aynen. Şurada dönmüş ya. Tırnak. Şurayı kavis vereceğiz. Şuraya şöyle. İç kısma. Evet. Tam tırnak pozisyonu olarak işte orası. Tırnak. Tabanının. Aynen. Taban hesabı. Şurayı da alayım, şurayı da kavis vereyim. Şu noktaya kavis veriyoruz. Tam orta iç evet. Noktaya değil mi abi? Tabi. Şuraya. Şöyle. Tırnak pozisyonu yani tırnaklıktan çıkmış. Aynen. Şu an yeniden tırnak yapılıyor. Tırnağın yükünü, hafif ağırlığını bastığında kenarlara verecek. Şuradan evet. Yük kenarlara atacak. Tam şu noktada abi şurada göstereyim. Şu noktayı arıyor. Evet. Buradaki yükü şu noktaya bindirecek. Şuraya doğru veriyoruz. Aynen şu noktaya binecek yükler. Şimdi şura biraz fazla uzunluğu. Şurayı kısaltacağız. Çok ileriye gidersek yumuşak toku. Yumuşak toku kanamaya sebebiyet veririz. Evet. Artık bundan sonrası canlı doku geliyor. Bir daha vuralım. Canlı doku zaten. Evet, bir daha şeyi bırak vuralım. Evet arkadaşlar yük buradan alındı, buraya verildi. İşlem tamam. Ora iltihap yapmış. Ora işte ya. Yük binince. Yük binince iltihap basmış oraya. Şişme yapmış orası. Ters dönmüş ya tırnak. Evet. Tamam. Ayakkabıyı yeniledi daha ya. Bırakalım onu. Şuralar almaz zaten. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi az önce tırnak dönmüştü. Şu an artık normal pozisyonunu aldı. Yere düzgün basıyor görüyorsunuz. Ne yukarıda önü gayet sağlıklı. Bu 6 ay sonra bir daha tırnak düzeltme bakımı yapmamız lazım. Aynen, bu bir daha dönme yapar. Bir daha düzeltirsek senin traktörün tekeri gibi diş tutar. Evet bu tırnak da görüyorsunuz. Aynen, ara ayrılmış. Şimdi onu düzelteceğiz. Balye balye balye. Bakalım balyetinden daha sağlamak. Çıkılmasını engeller. Evet arkadaşlar kolaylığı görüyorsunuz. Travayın size sağlamış olduğu kolaylığı. Hayvana zarar vermeden çok güzel bir şekilde. Almayayım şey. Niye lan? Elim yok tutacak bir şey yok ya. Ver. Bak abi böyle ayakta duruyor zaten. Şöyle bir iki tane. Bir iki tane şey at. Ver ben düşüneyim.
Yılmaz. Dur abi. Ona elleme. Bir sıyrak da neyi var ne yok ona bakacağım. O sert. O sert. Yok sıyrağı da. Seni bir alalım abi. Tamam. Bak şu kısım var ya yukarıda bak görüyor musun? Biraz aşağı indirdiğin zaman bak şu yüksekliği görüyor musun? Hmm. Bak şurada olması lazım. Şu şeyi... İçeri bak içeriye doğru gömdüm. Böyle yan vurma. Şöyle yatay. Bir. Heh aynen. En son. İlk başta. Heh. Yani ucunu vurma oraya. En son. Aynen. Tamam. Öbür tarafa. Yani şöyle vurma burada. Gömüyorum bak buraya. Böyle vurduğun zaman buraya gömüyorum. Düz vuracağım. Düz. Biraz daha görüyor musun? Biraz daha önce çek. Kenara önce çek. Hah, kenara. Hah, o tarafa doğru. Onu çek. Peki. Tekka bir dakika. Dur, hayvan bir dakika. Hayvan bir dur. Hayvan bir dur. Buraya ağrıyor ya, onun üzerinde durduramadı. Bir dakika bekle. Şurayı biraz daha paraleleyim. Tamam, şurayı da biraz yap. Aşağıda. Aşağıda. Durma. Şurada şu kenara. Baba çok yanaştırma. Kıra. Şöyle. Tertemiz oldu. Çıkartıyoruz abi bunu. Evet, çıkart baba çok yanaştırma. Yok. Ya ne bir hareket yapar kırar ya. Gerçi kas kolu. Bir sürü kanal var. Doğru mu? Kırmaya mırmaya her şeyi he. Tabii onun için yanaştırayım abi yoksa yanaştırmıyorum. Kas kolu olduğunu biliyorum. Mal kas kolu. Ya oğlum bas ayağını at. Tamam. Bak güzel daya. Evet, basma şeyi güzel. Böyle bir korku şeyi var ya. Hmm. Korktum lan hayvan, yandım ya. Betonla nasıl korkuyor? Çıkartak mı abi? Beton korkusu oluyor. Şunları çıkartsana sen. Yılmaz seni. Ama yapacağım. Yılmaz onların hepsini en son baba. Şurayı bir çıkart şunları bir saniye. O bir boşta bir saniye. Dur. O diğer arkada boşta zaten onu kurulur. Önden çıkmayacak mı zaten? Önden çıkacak. Bir dakika. Ha. Bak yere tık diye düşüyorum kalp krizi geçirecek. Ya adam durmam da durmam diyor. Bizim düzelteceğimiz nokta buraya. Bunu var ya buraya çektireceğiz abi. Onu biraz daha oval yap böyle. Beriye çekecek. Ucu buraya geliyor. Buradan şey alıyor. Tırnak aşağı iniyor. He. Şurada olsaydı tırnak tam şuraya gelirdi. Oynayamaz orada. Bir de bunu biraz daha yukarıya kaldıracağız herhalde. Yukarıya kaldırıp da diz daha şey oturacak. İp al nereye lan?
Hadi geçmiş olsun. Hadi çık. İçeride mahsur da kaldıydın ha. Ha, gidişi değişti. Gidişi yürümeyi unutmuş hayvan. Evet. İçeride mahsur. Ağır ağır hala ayağı tırnağı uzun zannediyor. Aynen. Evet. Vay bu toprakta kalsın ha. Ya mahsur değil. Ya ne olacak? Evet arkadaşlar işimizi bitirdik. Artık incirleri, incir yeme zamanı görüyorsunuz. Oo, farklı farklı incirler var burada. İnciri görüyorsunuz arkadaşlar. Bu incirler yurt dışına gittiğini son günlerde haber yaptılar. Oo, tanesi 13 TL gibi bir fiyat söylediler değil mi arkadaşlar? Ama köyler görüyorsunuz. Hayat köylerde. Her yerde incirler. Evet, bereketli bir şekilde. Görüyorsunuz karşılarda incirler şurada. Evet. Boyumuzun yettiği noktalarda. Evet arkadaşlar, incir yiyelim. Evet sevgili arkadaşlar, bugün tırnak bakımı yaptık. Gördüğünüz gibi mutlaka 6 ayda bir hayvanlara rutin bir tırnak bakımının yapılması gerekiyor. Biz de incirlere gördüğünüz gibi. Ne demek? Ne demek? İncir var mı ne demek? İncir mi? Yetişirmez. Hepsini bitiriyor Ahmet abi. Gel, gel. Gel baba. Var var, burada da var. Yılmaz gel Yılmaz. Bu incirler Rusya'ya gidiyormuş. Can. He. Tanesi 13 liradan. Allah Allah. Şu an 13 liralık incir yiyorsunuz ona göre. Kıymetini bilin. Evet. Nasıl? 10 numara. İşimizi bitirdik of, artık. Görüyün abi içinde böcek de var. Oo. Tatlı tatlı olur bunlar şimdi. Afiyet olsun. Kabuğuyla yeniyor değil mi bu? Yerim abi. Evet. Evet arkadaşlar biz incirleri yemeye devam ediyoruz. Videolarımıza beğeni atmayı, yorum atmayı unutmayın. Önerileriniz varsa da yorumlara atabilirsiniz. Bak. Hani? Oo, iki tane. He. Arada. Gel yavrum gel. Löp incir yukarıda da var. Aa. Tamam. Nasıl? Bu da olmamış. İyi, bak şurada var. Aynen. Şurada bir yerde gördüm sanki. Onu yedim ben. Şuraya bak. Şuraya bak. Şu. Hangisi? Şurada var. He. O da olmuş bak. Bak bakalım. Ona bak bu araya. Olur da aşağıda uyuya düşeriz ha havaya bakarken. Evet. Kırağla, kırağla. Löp, 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 löp incir. Evet arkadaşlar, videomuza artık son veriyoruz. Buradan başka işlere doğru yol alacağız. Organik köy ürünleri arkadaşlar. Burada amcam kavun kurutmuş. Seneye ekeceği kavunların tohumlarını almış. Burada biberleri. Burada hemen salçasını kendisi yapıyor. Dayımız. Yine hayvan gübreleri görüyorsunuz karşıda. Arazide kullandı. Hemen çamlar. Çok doğa harika. Muhteşem. Sevgili arkadaşlar. İncirlerin tadına bakalım. Hemen burada görüyorsunuz arılar. Yani bir köyde ne varsa her şey burada var. Köyde hayat var sevgili arkadaşlar. Hayat. Ney var onun? Ney var onun? Hasta mı? Oo, bayağı da kötü olmuş ya. Evet. Yaşlılığı ne?
Kaç yaşında? 25 yaşında var. Var değil mi yaşı? Bunlarda leishmania diye bir hastalık var. Onlar sıkıntı. Birazdan bakalım ona. Evet, köylerde köpekler de var arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Harika arkadaşlar. İşimizi bitirdik arkadaşlar. Makinemiz topluyor da. Tırnak bakımı yaptılar. Çoğara bakmadım. Oturdu mu? Oturdu. Hadi çıkma. Değil mi?